Arkadaşlar evet oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyor. Galatasaray'ın Jacne ve Mitroğlu ile yolları ayırdıktan sonra Paul Onaçu transferinin rotasyon için yapılacağı iddia ediliyor arkadaşlar. Biz de oyuncunun ilk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız. FM Editor mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra 2025 yılına gideceğiz. Bakalım Onaçu'nun kariyeri FM 2019'da nasıl gelişmiş özelliklerinde herhangi bir artış ya da eksiliş olmuş mu onu göreceğiz. Evet Onaçu Midland'ın oyuncusu 24 yaşında Nijeryalı oyuncu Ami ve genç milli takım formalarını henüz giymemiş durumda milli takım seviyesinde. 4.9 milyon euro bir piyasa bedeli var ve 30.06.2021 tarihine kadar 122 bin euro kazanıyor e, Nijeryalı futbolcu. En verimli pozisyonu tabii ki Santrafor merkez. En verimli olduğu rol ve görev ise Pivot Santrafor destek arkadaşlar. Çalışkan forvet hücum, komple forvet hücum ve yardımcı forvet destek rol ve görevlerinde de oynayabiliyor. Ama biz onu en verimli olduğu rol ve görevde yani Pivot Santrafor destek görevinde inceleyeceğiz. 2 metre boy ve 89 kilo ağırlık gerçekten çok ciddi bir fiziksel güç kullandı ayak sağ. Kişilik dengeli, medya gözünde santrafor, rakip ceza sahasına giren, kaleye sırtı dönük oynayan, baskı altındayken rakiplerinden sıyrılmaya çalışan, sık sık tepla beraber koşan ve boş alanlara koşu yapmayan oyun tarzı var. Gelelim fiziksele. çeviklik 14, dayanıklılık 12, denge 15, güç 16, hız 14, hızlanma 9, vücut zindeliği 13 ve sıçrama 20. Evet sıçraması gerçekten olağanüstü. Diğer özelliklerinde e, çeviklik hiç fena değil. Dayanıklılık hiç fena değil. Denge 15, güç 16, hız 14'te gayet yerinde arkadaşlar. Haliyle hızlanması düşük. Çünkü bu boy ve kiloda hızlanma, hızlanmasının düşük olmasını gayet normal karşılamak gerek. Zihinselde agresiflik 16, cesaret 16, çalışkanlık 13, karar alma 12, kararlılık 13, konsantrasyon 11, ön sezi 14, özel yetenek 14, soğukkanlılık 10, takım oyunu 11, top salın 14 ve vizyon 12. E, şimdi bir forvet oyuncusu olarak önemli biz insan özelliklere baktığımızda Top alanı 14'ün bence gayet yeterli olduğunu düşünüyorum boyuna göre. Takım oyunu 11 hiç fena değil. E, so soğuk kanlını evet biraz soğuk kanlının düşük olduğunu söylemekte fayda var. Özel yetenek evet özel yetenek ilginç. Ben e, açıkçası e, bu fizikte bir oyuncunun özel yeteneği 14 olmasına şaşırdım ama gayet iyi bir özel yetenek rakamı. Ön sezon 14'te gayet iyi. E, karar alma 12 hiç fena değil. Cesaret ve agresiflikse gerçekten çok iyi rakamlardan oluşuyor. Yırtıcı bir pivot santrafor diyebiliriz Paul Onachu için. E, teknik özelliklerine baktığımızda uzaktan şut 11, teknik 13, pas 12, ilk kontrol 13, bitiricilik 13 ve kafa vuruşu 14 arkadaşlar. Dripling de 11, hiç fena değil bence. Yani 24 yaşındaki bir oyuncu için hiç fena olmayan özelliklere sahip diyebiliriz Paul Onachu. Yani özellikle e, burada dikkat çeken nokta bu kadar e, boylu poslu bir oyuncunun teknik 13, pas 12 ve ilk kontrol 13 rakamları yani pivot santrafor olarak duvar rolünde çok rahatlıkla oynayabilir arkadaşlar bu teknik e, özelliklerle ve arkadan gelen ofansif orta saha da destekleyebilir. Bitiricilik 13 ve kafa vuruşu 14'te hiç fena özellikler değil. Yani Galatasaray'ın bu transferi kulübe için düş gerçekleştireceği söyleniyor ki çok mantıklı olur. E fiziksel gücüyle e kapanan özellikle iç sahada kapanan e rakip takımlara karşı etkili olabilecek bir oyuncu Paul Onaço arkadaşlar. Ben beğendim. Yani ofansif orta saha oyuncularını da ceza sahası içinde etkili hale getirecek bir oyuncu profiline sahip. Ayak scout raporları ne diyor ona bakalım. Şu an Eredivize seviyesinde gayet iyi oynar. İleride Erede Devize de harika bir oyuncu olabilecek seviyede bir potansiyele sahip yararlı bir transfer olabilir. Evet, çok ciddi bir potansiyeli olduğundan bahsetmişler. İyi bir transfer olabilir demişler ve 64 tavsiye puanı ile ki hiç fena bir tavsiye puanı değil. Ajax teknik ekibine olumlu referans vermiş Ajax scoutları. Eksiler: Sinirine hakim olamadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler yapabiliyor. Dil öğrenmesi gerekiyor. Başka bir ülkede oynamaya alışabileceğinden şüpheliyim. Sadece tek bir mevkide oynayabiliyor. Topu ortalayacakken kararsız oluyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demişler Onaçu için. Artılar evet, zıplama özelliği oyuncu, hava toplarında hafife alınmaması gereken bir güç haline getiriyor. Şimdi biz bu hava toplarındaki hakimiyeti yani boyu, e, posu dedik. E, hücumdan ziyade savunmada da etkili olabilir. Yani duran toplar biliyorsunuz günümüzde artık çok önemli hale geldi. E, yani duran toplardan gol yiyen yani büyük takım sayısı oldukça fazla ligimizde de. E, yani Onaçu takım da bu açıdan destek olabilir. E, en gözü en çok batan özelliği hava toplarının oldukça iyi olması. Dengeli ve normal bir karakteri var. Büyük maçlarda oynamayı sev, çok seviyor. İstikrarlı bir oyuncu sayılır ve sol kanat pozisyonu için eğitilebilir diyor ama e, bu fizikle biraz sol kanatta zor oynar arkadaşlar o hızlanmayla. Evet, FM editör rakamlarına gelelim. tahmini maliyet alarak bu arada 4.9 milyon euro ile 7 milyon euro arasında bir eee bu servis skalası maaş olarak ise 952 bin euro ile 1.2 milyon euro arasında bir maaş skalası belirlemiş ayak skotları arkadaşlar. Bakalım FM editör rakamları bize neler diyor. 128'e 132. Evet, ayak Scottları çok ciddi bir potansiyel demişlerdi ama oyuncu gelişimini tamamlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani 132 potansiyel, mevcut 128 çok ciddi bir gelişim potansiyeli sunmuyor Editor rakamları bize. Yine de dediğim gibi Galatasaray'ın rotasyonu için çok iyi rakamlar, tertemiz rakamlar özellikle bir pivot santrofor tercihi için çok iyi rakamlar olduğunu düşünüyorum. As forvet için belki zayıf rakamlar olabilir ama rotasyon bakımından güçlü rakamlar demek mümkün. Şöyle bir sakatlık geçmişi yaşamış mı ona bakalım. 2010 2018'de sırt zorlamasından 2 aylık bir sakatlığı olmuş ve 2017'de karın kası zorlamasından 4 haftalık bir sakatlığı olmuş. Bunun dışında öyle çok ciddi bir sakatlığı da yok. geçmiş kariyerine bakalım. Ebedeyden çıkıyor. Ebedeyden Nijerya'da Midland'a geliyor arkadaşlar. Bedelsiz olarak ilk sezon 1 bir maçta gol yok. İkinci sezon 11 maçta gol yok. Üçüncü sezon 10 maç bir gol atıp dördüncü sezonda Vejle'ye kiralanıyor. Orada 13 maç 5 gol atıp Midland'a geri dönüyor. 2015-2016 25 -2015 maç 6 gol. 2016-2017 maç 18 gol. 2017-2018 22 maç 10 gol atıyor. 2018-2019'da da arkadaşlar iyi performansını 6 golle süslemiş durumda Paul Onacu. Evet yani Galatasaray'ın e, rotasyonda düşündüğü bir oyuncu için bence mantıklı bir transfer hamlesi. Bu tarz e, bir pivot santrafor candır arkadaşlar. Özellikle sıkışan oyunlarda e, Türkiye liginde oldukça görüyoruz. Yani bizim Türkiye ligimizde çok pas oyunu oynayan takım yok ne yazık ki. E, zamanla özellikle 70. dakikadan sonra sıkışan maçlarda doldur boşaltlar başlar. E, Paul Onuncu da e, bu yönde hem etkili kafa vuruşlarıyla hem de duvar olma özelliğiyle Galatasaray'ın özellikle iç saha maçlarında etkili olabileceğini düşünüyorum. Bir yaşı da çok yaşlı değil. Genç bir oyuncu, yatırımlık bir oyuncu. Belki göstereceği başarılı performansa da 2-3 sene içinde ciddi meblaları Avrupa'ya ya da Suudi Arabistan Yarımadası'na ihraç edilebilir. Evet arkadaşlar Paul Anoçu'nun 2018-2019 profil analizi bu şekilde. Şimdi 2025 yılına gidiyoruz. Bakalım Anoçun FM 2019 kariyeri nasıl şekillenmiş ona bakacağız. İşte karşınızda 2025 model Paul Onacu profili. Evet biraz İran 2025 tarihindeyiz. Paul Onacu Harita Berlin'e transfer olmuş durumda. 31 yaşına gelmiş. 9 maçta 8 gol atmış Nijerya milli takımıyla. Piyasa değeri 10.25 milyon euro ve 30.06 2026 tarihine kadar 1.98 milyon euro kazanıyor senelik. En verimli olduğum pozisyon hala santrafor arkadaşlar gerçekten baktığımız zaman özelliklerinde gelişim olduğu dikkat çekiyor. Fizikselde çeviklik 15, dayanıklılık 12, denge 15, güç 15, hız 14, hızlanma 9, vücut zindeliği 15 ve sıçrama 19. Sıçrama muhteşem. Çeviklik gayeti, iyi, denge, güç de gayeti, iyi, hızı da gayet iyi. hızlanması 9 düşük. Çünkü gerçekten inanılmaz bir boyu ve ağırlık endeksi var oyuncunun hala kullandığı ayaksa. Kişilik dengeli, medya gözünde deneyimli santrafor. Antrenman tarzlarında baktığımız zaman rakip ceza sahasına girer. Kaleye sırtı dönük oynar. Baskı altındayken rakiplerinden sıyrılmaya çalışır. Sık sık topla. Beraber koşar ve boş alanlara koşu yapmaz arkadaşlar. Zinsele baktığımızda agresiflik 16. Cesaret 16. Çalışkanlık 12. Karar alma 12. Kararlılık 13. Konsantrasyon 12. Liderlik 7. Ön seze 14. Özel yetenek 15. Pozisyon alma 7. Sol kanlılık 11. Takım oyunu 11. Topsuz alanı 14. Ve vizyon 12. Bir forvet oyuncusu olarak topsuz alanı 14. Gayet iyi. Sol kanlılığı biraz düşük diyebiliriz bir Özel yeteneği gayet iyi. bence bu oyuna göre 15. Ön sezi gayet iyi 14 arkadaşlar. Konsantrasyon 12. Kararlılık 13. Agresiflik ve cesarete gerçekten iyi özelliklere sahip olmuş. Burada da gelişim sağlığını görüyoruz. Paul Onaçu'nun baktığımız zaman teknikte teknik 12. Pas 12. İlk kontrol 13. Hiç fena değil. Yani bir pivot santrofor için hiç fena teknik özellikler değil. Yani pas, pas, pasör, pasörlük bakımından. Bitiricilik 13. Kafa vuruşu 13. Evet burada birazcık daha iyi olsaydı bambaşka bir profil haline gelirdi gerçekten tak bitiricilik 13 kafa vuruşu 13 yine de fena değil arkadaşlar. Yani şimdi bu oyuncu anladığımız kadarıyla Galatasaray'da Jack Ne ile yollar kesinlikle ayrılıyor. Mitrolo'yla da yollar ayrılacak gibi gözüküyor. E, rotasyonda kullanılacak bir oyuncu için gerçekten yine de fena olmayan bitiricilik ve kafa vuruşu özellikleri genel manada da e, yani güçlü e, pivot santrafor oynayabilecek, sırtı dönük oynayabilecek bir oyuncu profiline ulaştığını görüyoruz Paul Onachu'nun arkadaşlar. Peki bakalım FM editör rakamları neler olmuş? FM editör 128-132 evet gelişimi hemen hemen tamamladığımızı söylemek mümkün. Daha önceki videomuzda da dediğimiz gibi potansiyel yetenek 132 Galatasaray'ın ilk 11 için birazcık zayıf olsa da rotasyon için çok iyi bir rakam diyebiliriz. Böyle yatırımlık bir transfer için herhalde kimsenin negatif anlamda yorum yapmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Fena rakamlar değil. Yani rotasyon oyuncusu için tertemiz rakamlar. FM kariyeri nasıl geçmiş ona bakalım isterseniz bir. İşte 2018-2019 Midland 20 maç 6 gol. 2019-2020 Midland'da 19 maç 10 gol 2020-2021'de yine Midland'da 14 maç 9 gol 6 asist yapıp bedelsiz olarak 2021- 2022 sezonda Hertha Berlin'e gitmiş. Hertha Berlin'de ilk sezon 25 maç 8 gol 2 asist. İkinci sezon Bundesliga 2'ye düşmüş Hertha Berlin. Bundesliga 2'de 29 maç 14 gol 13 asist. Muhteşem bir asist sayısı. İşte bu sırtı dönük oynamanın getirdiği avantaj diyebiliriz. 7.25 oyuncu puanı da hiç fena değil. Yine 2023 2021... 2024'te Bundesliga'ya çıkmış Hertha Berlin ve o sezon 30 maç 8 gol 3 asist. 2024-2025'te Hertha Berlin'de yine Bundesliga'da 30 maç 13 gol 7 asist yapmış. Yani şunu görüyoruz. Hertha Berlin'in az takım oyuncusu olmayı başarmış Paul Anaçu ve hiç fena da performans göstermemiş arkadaşlar. Evet işte Galatasaray'ın transfer hedeflerinden olduğu iddia edilen Paul Anaçu e, muhtemel Falcao transferinde Falcao'nun arkasında bekleyecek oyuncu olacağı iddia ediliyor. Bence yeterli bir oyuncu, genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Gerçekten güçlü fiziğiyle de e, sıkışan maçlarda özellikle Türkiye Ligi'nde iç saha maçlarında iş yapabilecek bir oyuncu. Sırtı dönük oynamanın getirdiği avantajla ofansif orta saha oyuncularında besleyebilecek bir oyuncu profili olduğunu düşünüyorum Paul Onatçı'nın. Doğru bir scout hamlesi olur Galatasaray açısından. Arkadaşlar Paul Onatçı transferi. Evet e, bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın Futbol Menajer 2019 19 da kalaj